yediğin ya, en büyük sürü... kazık neydi sence? Benim yediğim en büyük kazık. Ya hepimiz yedik de senin yediğin en büyük kazık şöyle, neydi sence? Çok yakın bir arkadaşım şu anda olmayan bir televizyonun yöneticiliğine geldi. Biz de ziyarete gittiğinde dedik ki ya pasaparolayı stoklu gidiyoruz. Hani eğer kaldıracaksan bilelim de ona göre stok yapmayalım. Ne demek dedi, yayına devam edeceğiz, her şey sağlam dedi. Ben de buna güvenerek final yarışı, final yarışına doğru bedensel engelli bir yarışmacı hanımefendi sürekli kazanıyordu. Son 12 bölümde kadın gerçekten bir efsaneye dönüştü ve aldığı emekli maaşının üzerine bizden alacağı parayla ev alacaktı. Final günü, o zamanın parasıyla 12 bin lira eksiği vardı yanlış hatırlamıyorsam, 12 bin lirayı kazandı. O evi alma hakkı kazandı. Sana yemin ediyorum stüdyodaki herkes, hepimiz gözyaşı döktük. Ve çok güzel bir şey çektik. Tam bundan 3 gün sonra lak diye kaldırdı. Kaldırınca yayınlanmamış bölümlerin ücreti ödenmediği için o kadına o ödülü veremedik. O kadın da o evi alamadı. Şaka yapıyorsun. Bu benim içimdedir, oturmuştur. O arkadaşımla hala görüşüyorum. Arkadaşım çünkü. Onun da kendine göre hesapları, kitapları vardır ama onu hiç affetmeyeceğim bu konuda. Arkadaşını mı? Evet, o kadının sevinç gözyaşlarını kuruttuk ya. Bir tek yanarım, ona yanarım. Onun dışında 700 bölüm ödül vermişim. TRT'de 130 bölüm ödül vermişim. Peki ya son bölümü de en azından yayınlayamadılar mı? Niye öyle bir şey oldu ki? Sadece son bölümü değil. 12 bölüm yayınlamadılar. 12 bölümü yayınlamayınca... Son şeyi, seri gibi. 12 bölümü yayınlamayınca biz kameraman arkadaşlara da 12 bölüm para veremedik. Stüdyo şefine de para veremedik. Gelen konuklar da ücret alıyordu. Onlara da hiç kimseye verilemedi. Çünkü o bölümler yayınlanmadığı için... Hem ödül alınamadı hem de onun o bölümlerin ücreti alınamadı. Yani yapım şirketi de zarar etti. Ben 12 bölümü yani önemsemiyorum kendi adıma. Ama o kadının gözyaşı çok ilginçti. O hep aklımdadır benim. Bir tek hani bir sürü kazık yemişimdir ama burada kazığı ben yanında durmak istediğim bir insana anlatmak zorunda kaldım. Bir tek ona çok üzüldüm. Yeri de şeydi. Benim bir tane papağanım vardı ve ben onu oğlum diye seviyordum. Çünkü hayvancıya yine bana bir kameraman arkadaşım, hayvan yetiştiren birisi armağan etmişti. Çok da biz böyle birbirimize aşık olduk yani hayvancıkla. Yani tıraş olurken buramda durup yanağımı yalayan bir Jaco. Baba diye bağıran bir canlı. Böyle bir ilişkimiz var evde. Onun şeyi daha da büyük. Her neyse bir gün eve bir geldim. Bu yumurtlamış. Oğlum olacak iş mi? Tabii ki yumurta yani o dişi ruhuyla ve anaç duyguyla üstüne oturmuş. Ama döllenmiş yumurta değil, hiçbir şey olmayacak. Kızım yani oğlum derken kızım oldu, tamam mı? Ben de bunu şimdi hala aktif gazeteciliğe devam eden bir arkadaşıma anlattım. Dedim ki ulan oğlum diye seviyordum, kızım oldu. İşte böyle böyle oldu. Ondan sonra peki dedi ismi ne olacak? Ben de... Tayyip Hanım o zaman şeydeydi, meclisteydi. Ulan dedim, kadıncağız gibi, bu çok dedim böyle canavar gibi, tamam mı? Tayyip Hanım gibi dedim, çok hırslı. Şu boylarda mısırdan yapılmış özel bir malzeme var, tamam mı? Kız deliriyor, bunu un yapıyor. Ama kocaman kafesin dibinde, hani şeye karşı bu, işte rahat kakasını yapsın, dışkısı zarar vermesin, ondan sonra şey olmasın diye yaptığı yer... Ama onu ufak ediyor. Böyle de biri. Ama çok cadı. Mesela eve gelen kadının saçını çekiyor. Böyle çok değişik bir kız. Ben de bunun dedim adını, yani isim bulamadım. Tayyip'e koyacağım dedim. Tamam mı yani bu nedenle. O da bunları biliyor musunuz köşesinde yazmış. Metin Uca'nın yıllardır oğlum diye sevdiği Jaco Papağanı'nın dişi çıktığını ve işte şey oldu. TRT'de de Mehmet Ali Erbil şeyi sunuyor. Pasaparolayı sunuyor. Borcular. TMSF'ye. Ben de TRT'de sunuyorum. Çok da güzel gidiyor reytingi. Ondan sonra aradılar. Papağanı yayına bağlayacaklardı. Canlı yazdırırlar mısınız? Daha beter mi? Son 3-2-1. Ya dediler ki Metin Bey siz gidiyorsunuz. Medyatava yazıyor. Metin Uca gidiyor. Yerine adam aranıyor. Allah Allah benim haberim yok. Sözleşme devam ediyor. Genelde o tür haberlerin bir de doğru çıkması sonradan çok acıklı oluyor. Yani ben zaten... Görünce ve bir de hani çocukların da bağlantılarını bildiğim için yani doğru herhalde en azından ben gidiyormuşum noktasına geldim. Ve bir hafta sonra
gerçekten de başka bir arkadaşım yerime sunucu olarak geldi. Ben 110 bölüm anlaşmıştım, 130 bölüm yaptım ama devam edecektik. Yani benim papağanımın adı TRT'deki işin bitmesine neden oldu. Bunu yazarak... Number two. Yani bu iki numaraya girebilir herhalde arkadaşlarımın şeyi. Yani istemeden belki de yaptı. Çünkü hani ben off the record demedim. Peki çok iyi arkadaş, sağlam arkadaşlıklarım varmış ama.